Sevgili arkadaşlar, geometrik cisimler. Ünite 5'in ilk konusu geometrik cisimlerde 8-3-4-1 kazanımı, dik prizmaları tanır ve temel özelliklerini, elemanlarını belirler, inşa eder ve açılımını çizer diyor. Şimdi bakın, prizmaları tanıyalım. Prizmalar taban şekillerine göre isim alırlar. Kare tabanlı bir prizmaysa kare dik prizma. Bir de eğik prizmalar var. Yani dik olmayan, taban düzlemine dik olmayan, eğri olan prizmalara eğik prizma deniyor. Ama biz şu anda dik prizmalardan bahsediyoruz. Kare dik prizmanın kapalı hali bu şekilde. Açık şekli ise şu üst ve alt kapakları kare olmak üzere dikdörtgenlerden oluşuyor yan yüzleri. Açık şekli bu şekilde. Şimdi bakın, bilmeniz gereken, bir kare dik prizmayı gördüğünüzde onun açık halini düşünebiliyor olmanız lazım. Bunu sizden kazanım olarak istiyorlar. Bir de hangi kenarın hangi kenarla yapıştığını bilmeniz lazım. Örnek, mesela şu A kenarı şu A kenarıyla bununla yapışacak. O zaman bu kenarda bu kenarla yapışacak. Bu kenarda bu kenarla yapışacak. Bu kapatırken bu H'ler üst üste gelecek ve şu şekli alacak. Üst tarafta yine bu bununla yapışacak. Bu bununla. Bununla zaten bunu düşünebilirse. Şimdi kare dik prizmanın özel isimleri neler? Şunu söyleyeyim size. Bir kere şu üst taban. Aynı şekilde bunun altında, yani şurası üst taban, şurası da alt taban. Bunun altında da böyle görmediğimiz, hani alt kısmını içeriden. Bakın burada alt taban var. Alt taban. Alt tabanı ve üst tabanı görüyorum. Şimdi bir prizmanın bütün kenarlarına ayrıt deniyor. Ayrıt. Tüm kenarları. Mesela şunlar yükseklikler. Yükseklikler birer ayrıt. Bir de tabanların her kenara ağlar bir ayrıt. O zaman ayrıtlar, tüm ayrıtları toplamını düşünelim. Ayrıtlar toplamı. Toplamı. Başına da tüm yazayım. Tüm ayrıtları toplamı mesela bunun. 4 tane A burada var. 4 tane A da aşağıda var. Dolayısıyla 8 tane A var. Yükseklikler 1, 2, 3, 4 tane direk var. Bir de 4 H şeklinde söylediğim zaman bu ayrıtlar toplamı oluyor. Şimdi bakın, bir ünlü adamımız var. Bu adamın ismi Euler. Nasıl yazılıyor? Euler diye yazılıyor. Euler prensibi. Euler diye bir bilim adamı var. Bu 1700'lü yıllarda yaşamış. Euler diyor ki, prizmalar ve katı cisimler için bir kural bulmuş Euler. Diyor ki, köşe sayısı artı yüzey sayısı eksi 2 ayrıt sayısına eşittir diyor. Anlamadım hocam, bir daha. K'ye köşe sayısı, köşe sayısı. Y yüzey sayısı, sayısı. Bu da ayrıt sayısı, ayrıt sayısı. Şimdi Euler'in prensip olarak bu kadar öne çıkabilmesini sağlayan bu piramitlerde de bu çalışıyor. Bu formül her türlü çalışıyor. Çok hoş bir şey. Sadece silindirik şeylerde çalışmıyor. Bakın, köşe artı yüzey eksi 2 ayrıt sayısına eşitmiş. Bakalım, kare dik prizmada kaç tane köşe var? Köşe. Köşeleri K harfiyle belirleyeceğiz artık. Köşe. Kaç tane köşe var? Bak. 1, 2, 3, 4 köşe burada. 4 de aşağıda var. Etti sana 8 tane köşe. O zaman köşe sayısı 8'miş. Kaç tane yüzeyi var bunun? Bakın, açılımdan anlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane, 5 tane, 6 tane. 6 yüzeyi var. Ya da karede 4 kenar olduğuna göre yanlarda 4 tane, üst kapak ve alt kapak olmak üzere 6 tane yüzeyi var dedik. Yüzey sayısını da 6 olarak belirledim. Peki ayrıt sayısı kaç? Bak, ayrıtlar kenarlardı. Burada konuşmuştuk. 8 artı 4'ten 12 tane, ama yine de konuşalım. Burada 1, 2, 3, 4 tane burada kenar var. Aynı paralellikte 4 tane de aşağıda var. Etti 8. 4 tane de direkler var. 12 tane ayrıtı var. Peki Euler prensibi çalışıyor mu? Yazıyorum. Köşe artı yüzey. 8 artı 6. Eksi 2 ayrıt sayısı, yani 12'ye eşittir. 14 eksi 2, 12'ye eşittir. 12 gerçekten çalıştı. Muhteşem bir şey bu Euler prensibi.
Örel prensibini bilin arkadaşlar. Şimdi içinizden bazıları diyecek ki, hocam şekli vermişim ben bunu, sayar bulurum. Bazen size şekli söylemiyor bile. Diyor ki köşe sayısı bu, ayrıt sayısı bu diyor. Yüzey sayısı kaçtır diyor. Köşenin hangi şekil olduğunu tahmin edip ona göre bunu bulmaya çalışıyorsun. Halbuki öğler bildiğinde çat çat formülden direkt çıkıyor. Şimdi bu öğleri diğer şekillerde de kullanacağız. Şimdi geldik eşkenar üçgen dik prizmaya. Eşkenar üçgen dik prizmada ne demiştim ben? Prizmalar tabanının şekline göre isimler alır. Demek ki eşkenar üçgen diyorsa tabanı eşkenar üçgen. Yani her kenarı aynı olan bir üçgenden bahsediyorum. Üst taban da aynı şekilde A, A, A olacak. Dolayısıyla bunlar eşkenar üçgenler. Eşkenar üçgende açılım nasıl olur? Bakın burada 3 kenar olduğuna göre, üçgen olduğuna göre yanlarda 3 tane yan yüz olacak. 1, 2, 3 tane var. Üst kapak ve alt kapak var. Dolayısıyla bu şeklin yüzey sayısı kaç? Yüzey sayısı 5. Peki kaç tane köşesi var? 1, 2, 3 tane burada. 1, 2, 3 tane de aşağıda olmak üzere. Köşe sayısını 6 olarak buldum. Peki kaç tane ayrıtı var? 1, 2, 3 burada, 3 aşağıda, 6, 3 tane de direkler, 9 tane ayrıtı var. Ayrıt sayısı da 9. Peki bu öğeleri çalıştırıyor mu? Köşe artı yüzey eksi 2 ayrıt sayısına eşittir. Söylüyorum köşe sayısı 6, yüzey sayısı 5 etti 11. 11'den 2 çıktı 9, ayrıt sayısı da zaten 9, 9 eşittir 9. Demek ki öğeler prensibi yine çalışıyor. Açık halini söyledim. Şimdi bakın burası A ise burası da A. Dolayısıyla burası da A, burası da A, burası da A. Bunların her biri H harfi şeklinde. Peki tüm ayrıtlar toplamı derse ne yaparız? Tüm ayrıtlar toplamı da toplamı derse buna da şöyle diyeceğim. 3A burada, 3A burada 6 tane A var. Peki kaç tane yükseklik var? 1, 2, 3 tane direk var. 3H. Bu şekilde tüm ayrıtlar toplamında söyleyebiliyoruz. Arkadaşlar eşkenar üçgen dik prizmanın müfredatımızda hani alan ve hacimler kazanım olarak söylenmiyor. Yalnız şunu söyleyeyim, daha önceki yıllarda dikdörtgenin alanını biliyorsunuz. Hani bazı özelliklerini bildiğiniz şeyler bunun içinden sorulabilir. Mesela bu yan yüzünün alanını sana aslında sorgulayabilir aslında. Ancak şeyde kazanımlarda yok görünüyor. Onun için bu kadar bırakıyoruz. Geldik dik üçgen dik prizmaya. Dik üçgen dik prizma şu şekilde. Bir daha söylüyorum. Tabanı dik üçgen olan prizmalara dik üçgen dik prizma deniyor. Şimdi mesela bunun hipotenüsü A, bir kenarı B, bir kenarı C olan bir dik üçgen olduğunu düşünüyorum. Burası B ise altındaki de B, burası C ise altındaki de C. 90 derecenin karşısındaki hipotenüsü oraya da A yazdım. Yükseklikleri yine H harfiyle isimlendirdim. Şimdi bunun açık halini düşündüğünde 90'ın karşısındaki hipotenüsü olan A olması lazım. Peki buraya B dediğim zaman B burayla yapışacağı için burası da B. Buraya C dediğim zaman C'yi de burayla yapışacağına göre burası da C. Dolayısıyla bunun karşısındaki C, bunun karşısındaki B. Yüksekliklerin her biri de H harfiyle gösterilecek. Bu şekilde açık halini görüyoruz. Peki yine öğelere bakalım. Kaç tane köşe var? Zaten eşkenar üçgen prizmayla aynı şeyler olması lazım. Köşe sayısı 3 yukarıda, 3 aşağıda 6 tane. Yüzey sayısı üçgenden dolayı 3 tane yan, üst kapak, alt kapak 5 tane. Ayrıt sayısı 3 yukarıda, 3 aşağıda, 3 tane direkler 9 tane. Ve aynı şekilde 6 artı 5 eksi 2 eşittir 9 olacak. 9 eşittir 9 öğeler çalışıyor. Peki tüm ayrıtları toplamı derse, tüm ayrıtları toplamı. Şimdi burada mesela Pisagor'la ilgili bir soru sorabilir. Ondan sonra tüm ayrıtları toplamını oradan iki kenarı verir, üçüncü kenarı size buldurtur. Sonra da onları tekrar tüm ayrıtları toplamı tek tek ister. İki tane B var.
İki tane A var. İki tane C var. Bakın bir yukarıda bir aşağıda, bir yukarıda bir aşağıda, bir yukarıda bir aşağıda. Dolayısıyla onlar tamam. Üç tane direkler var. Üç H. Bu şekilde tüm ayrıtlar toplamını bulabiliriz. Bunların zaten açık halini kendin düşündüğün zaman direkt bulabilirsin arkadaşım. Bir sonraki videoda prizmalara devam ediyoruz arkadaşlar. İzlemeye devam edin.